Tarsus Belediyesi'nin sunduğu İllerimiz Yörelerimiz programı başlıyor. İzleyiciler, illerimiz yörelerimiz programı bu hafta Tarsus'tan. Tarsus çok büyük bir ilçe. Türkiye'nin en büyük ilçelerinden bir tanesi. Tarsus'ta 7 gün düzenlenen etkinlikleri, Tarsus'un tarihini, kültürünü, sosyalitesini hep birlikte izleyelim. Hep birlikte bu güzel ilçemizi girelim. Türkiye'de 54 ilden daha büyük 250 bin nüfusa sahip Tarsus'ta 4 dönemdir belediye başkanlığını yürüten Burhanettin Kocamaz, Tarsus'un dününü, bugününü ve gelecek planlarını Vatan TV izleyicileri için anlatıyor. Tarsus, Çukurova'nın tam ortasında İç Anadolu'yla Akdeniz'i birbirine bağlayan Gülek Boğazı'nın da sınırları içerisinde bulunduğu mümbit verimli topraklarıyla, bereketli topraklarıyla ünlü, tarih boyunca cazibe merkezi olmuş, çok eski bir şehir, çok önemli bir şehir. Tarsus geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanıyor. Yazın döşeksiz, kışın yorgansız yatılabilecek bir bölge olması hasabıyla de tarih boyunca çok önemli bir cazibe merkezi olarak hayatiyetini sürdürmüş, birçok medeniyete ve birçok dine ev sahipliği yapmış bir kültür, bir tarih kenti. Çeşitli kavimler burayı ele geçirmek için mücadele etmişler, zaman zaman da ele geçirmişler, egemenlikleri altına almışlar. Dolayısıyla geçmişten bu yana Likyalılar, Frigyalılar başta olmak üzere Kilikya bölgesinin başkenti olması hasabıyla Romalıların daha sonra Abbasilerin egemenliği altında bulunmuş, bin küsür yıldır da Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın Tarsus'u fethetmesinden sonra da tamamen bir Türk yurdu olarak hayatiyetini sürdürmekte. Bereketli toprakları var dedik. Dinlerin merkezi dedik. Burada bir yıl içerisinde 3 ayrı ürün alma şansınız var topraklardan. Dinlerin başkenti olması da şehir merkezinde bizim kazı yaparak ortaya çıkardığımız Daniel Aleyhisselam'ın mezarının bulunması, ki kendisi Musevi peygamberidir, bereket peygamberidir. Aziz Pol'le de Hristiyanlığın, Aziz Pol Tarsus'ta doğmuş, ilgi alanına girmiş Hristiyanlığın. Yine Kur'an'da da sözü edilen Yedi Uyurlar Mağarası, Eshab-ı Kehf'in Tarsus sınırları içerisinde bulunmasından dolayı da İslam aleminin önemli bir merkezi olmuş. Dolayısıyla Tarsus'u anlatırken dinlerin, dillerin, medeniyetlerin buluştuğu bir merkez olarak kısaca tarif edebiliriz. Şimdi şu an Makam Camii Daniel Hazretleri yanındayız. Daniel Peygamber Davud Aleyhisselam'ın zürriyetindendir. Şimdi buraya kıtlık olunca, kıtlık için Daniel Peygamber'i buraya davet ettiler. Buraya gelince Daniel Peygamber buraya geldikten sonra her şey bol olunca Daniel Peygamber'i buradan bırakmadılar. Daniel Peygamber burada kaldıktan sonra, buradan dünyasını değiştikten sonra burada üstü kapalıydı, kimse bilmiyordu. Ta Hazreti Ömer'in devri gelesiye kadar. Evet. Hazreti Ömer'in devri geldikten sonra
Ebu Musa el-Eşari buraya gelip de Daniel Peygamber'i bir odanın içinde, bir tabutun içinde bulduktan sonra hatta parmağındaki yüzüğün işaret olduğunu Hazreti Ömer'e bildirip de Hazreti Ömer Hazreti Ali'ye bildiriyor. Hazreti Ali diyor ki bu yüzük olsa olsa Daniel Peygamber'indir, bereket peygamberidir. Hazreti Musa'nın zamanında yaşamış bir peygamberimiz, bereket peygamberi diye anılıyor. Sunucumuz biyolog Nail Öksüz, Tarsus'un tarihi mekanlarını ve yeni yapılan eserlerini sizin için geziyor. Saint Paul'ün yıllar önce Tarsus'ta Hristiyanlığı yaymak için bu bölgelerde Roma İmparatorluğu zamanında yaşadığı biliniyor. Aynı zamanda kendisinin ismini taşıyan burada büyük bir kilise var. Şu anda faal olarak Tarsuslar bunu kullanmıyorlar tabii. Burada Hristiyan cemaati de olmadığı için genelde yurt dışından gelen turist kafileleri, Hristiyan inancına sahip olan insanlar gelip burada ayin yapıyorlar. Saint Paul Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri. Hristiyanlığı yaymak için bu bölgede, Tarsus bölgesinde bir ilim adamı gibi, bir misyoner gibi, bir papaz gibi Hristiyanlığı bu bölgelerde halkı tanıtmak istemiş, yaymak istemiş. Ama sonunda putperest Romalı imparatorlar tarafından idam edilmiş, sen yalan söylüyorsun diye. Şu anda Aziz Paulus, yani Saint Paul'un burada yaşamış olduğu evinin önündeyiz. Hristiyan inancının sahip olan insanlar haç farizasını yerine getirmek istediklerinde, birisi biliyorsunuz Efes'te Meryem Ana Kilisesi'nde, bir tanesi de burada Saint Paul'un yaşadığı bu kuyu ve bu evinde, bir tanesi de Hatay'da Saint Pierre Kilisesi. Yani Türkiye'de 3 tane haç farizasını yerine getirmek isteyen, hacı olmak isteyen Hristiyanların durak yerlerinden bir tanesi Tarsus, Saint Paul mekanındayız şu anda. Geçmişte Osmanlı döneminde Sancak Beyliği olmuş, bölgenin başkenti olmuş, Kilikya'nın başkenti olmuş bir kent. Geçmişte bir tekstil bölgesi, pamuk ağırlıklı ekim yapıldığından dolayı tekstil bölgesi olan Tarsus'ta 67 tane çırçır fabrikası, yine ona yakın büyük tekstil fabrikası var iken, tekstil krizinden dolayı bu fabrikalar kapandığı için, artı göçle insanlar geldiği için sofradaki ekmek küçülmüş ama ekmeğe uzanan ellerin sayısı artmış. 1994'te ben ilk defa göreve geldim ve halk 4 dönemdir bize bu görevi veriyor. Biz de artık Tarsus'un vizyonunu, misyonunu değiştirme düşüncesiyle çalışmalara girdik. Tarsus sahillerine turizm bölgesi ilan ettirdik. Yine Çukurova'nın merkezinde olmamızdan dolayı Çukurova bölgesel uluslararası havaalanında Tarsus sınırları içerisinde gerçekleştirilecek ve 15 Aralık'ta bunun ihalesi gerçekleştirildi. İnşallah en kısa sürede bunun çalışmaları başlıyor. Ayrıca Karboğazı bölgesini, Gülek beldemiz sınırları içerisindeki Karboğazı'nı kayak merkezi olarak ilan ettik. Karboğazı özellikle Tarsus'un, hatta Çukurova'nın kurtuluşunda çok önemli bir muharebe merkezi. Burayı biz tekrar insanların dikkatini çekerek gündeme getirdik. Şehir merkezindeki tarihi değerleri gün yüzüne çıkarmanın mücadelesini veriyoruz. Restorasyon çalışmalarını başlattık. Kültür Bakanlığı